1945'te dünyaya gelen Çiçek Derman, 1962'de lise mezuniyetinin ardından ablası İnci Birol'un öğretmeni olan ve ikinci babam gibi dediği Süheyl Ünver'in yanında 2 yıla yakın asistanlık yaptı. Tarihi Türk tezyinatı hakkında çok değerli bilgiler edinen Derman, Süheyl Hoca ile geçirdiği bu süre boyunca tanıştığı sanatçılar, katıldığı sanat sohbetleri ve hocasının da etkisiyle sanat tarihi bölümüne girdi. Hem çalışma hem talebelik hayatına devam ederken 19 yaşında Uğur Derman'la nişanlandı ve bu dönemde fahri olarak Kubbe Altı Nakışhanesi'nde tesip hocalığı yaptı. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt'tan aldığı eğitimle 1982'de icazetini Rikkat Hanım'dan aldı. Çiçek Derman'ın Fatma Rikkat Kunt'tan 1982 senesinde almış olduğu tesip icazetnamesi. Hattı Şefik Bey'e tesibi Çiçek Derman'a ait olan "Söylesem ailem güler, ketm eylesem gönlüm yanar. Söylenilmez, ketm olunmaz böyle bir haletteyim" yazılı levha. Hattı Çırçırlı Ali Efendi'ye tesibi Çiçek Derman'a ait. "Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırlısıyla tamamına erdir" yazılı levha. Sanat, insana hayat verir muhakkak. Ama neticeye varmak için sizin de ona hayatınızı vermeniz gerek. Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 31 Mayıs 2021 Pazartesi. Yayına biraz geç başladık. Çeşitli teknik olaylar nedeniyle diyelim. Fakat çok kıymetli bir konuğumuz var. Ekranda da görüyorsunuz. Kendisi adeta bir ışık gibi. Profesör Doktor Fatma Çiçek Derman bugün Ege TV'de bir tatlı huzurda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Kabul ettiğiniz için onur verdiniz. Estağfurullah. Hocam şöyle başlayalım istiyorum ben. Böyle bir sohbet olsun. Akademik bir sohbet değil. Siz akademik yanı olan birisiniz. Bölüm başkanı, dekanlık yapıyorsunuz halen. Biz biraz çalışan anne olmaktan, sizin tesiple tanışmanızdan, baştaki VTR'de kısaca sevgili seyircilerimize sunduk ama annelik ve çalışma hayatı nasıl gidiyor? Siz ikisini nasıl dengelediniz? Ben bu programda hayatımıza huzur katan insanları konuk etmeye çalışıyorum kendi penceremden. Siz huzurlu bir hayatı evinizde nasıl kurdunuz, kurguladınız? Malum tesip altınlamak demek. Aile hayatınızı nasıl altınladınız diyeyim tırnak içinde hocam. İnşallah öyle yapmışımdır inşallah. 56 yılı bulan bir evlilik hayatından söz ediyorum. Uzun ömürlü evlilikler maalesef günümüzde artık çok azaldı. Onun için de ben gençlere bir yerde örnek olmaya çalışıyorum. Kolay, hiç kolay değil. Bunu baştan kabul edeceğiz ama aynı pencereden dünyaya bakabilmek, acısıyla tatlısıyla bir hayatı paylaşabilmek, birlikte yaşlanmak, o saçları beraber artmak, o kadar güzel ki, o kadar kıymetli ki ve her sene daha değeri artan bir evlilik, hamdolsun Allah'a, yaşıyorum. Bunun için de daima ailemi ön planda tuttum hayatımda. Birinci sırada daima ailem bulundu. Tahsil hayatım, çalışma hayatım, ünvanlarım, idari görevlerim hep sonradan geldi. Önce ben bir anneyim ve emin olun bu ünvanları ben evimin kapısında bırakır, elime öyle girerim. Evde bir anneyim ve bir çiçek dermanım. Hiçbir zaman evde bu ünvanlarımın rolü yoktur. Hatta arkadaşlarım takılırlar, çıkarken unutma sakın almaya kapıdan ünvanlarını derler. Hiçbir şey değişmedi ev hayatında. Yani gelen hem ünvan hem idari görevler aile içinde benim tutumumu hiçbir zaman değiştirmedi. Bu çok mühim. Her zamanki gibi gene etraf, yani hem evlatlarıma hem eşime hem yakınlarıma faydalı olmaya çalıştım. Çok şükür 56 seneyi bulduk. Bakalım Rabbimin lütfuyla daha ne kadar devam edecek. Bütün duam sağlıkla ve huzurla devam etmesidir. O huzur en kıymetli şey. Çünkü ruhumuzun gıdası huzur. Huzuru şu günlerde bulmakta zorlanıyoruz. Hakikaten çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Onun için de ne yapabiliriz diye çok düşündüm. Olan hadiseleri kabul edip neden, niçin kavgasına düşmeden,
Madem ki bu oldu, şimdi bunu telafi edecek veya bunu faydalı hale çevirecek ne yapabilirim düşüncesini taşımalıyız. Hiç beklemediğimiz bir anda, hayatımda ilk defa böyle bir durum yaşıyorum. Sokağa çıkma yasak, işte fakülteye gitmek yasak, pek çok böyle yasaklarla oğullarımla görüşemedim dışarıdan gelip taşıyıcı olmasınlar diye. Bunlar hayatımızda ilk defa karşılaştığımız şeyler. Biri söylese gülerdim bana, mümkün değil böyle bir şey diye. Ama sıkılıp bunalıp söylenip huzursuzluk yerine bunu Rabbim nasip etti, bunu biz yaşayacağız. Şimdi nasıl faydalı hale çevirebiliriz? Hemen yarım işlerimi düşündüm. Bir türlü tamamlayamadığım bir kitabım vardı. Çok şükür onu neşrettim. Kütüphanemi elden geçirdim, arşivimi elden geçirdim. Yani olan hadiseyi itiraz yerine edeple kabul edip faydalı hale çevirmek benim hayat prensibimdir. Sizin çok güzel bir hayat prensibiniz daha var. Hocanız size önerirmiş galiba, işte bedenin yorulduğunda beynini meşgul ederek bedenini dinlendir. Değil mi? Beynin yorulduğunda bedenini meşgul ederek beynini dinlendir. Çok güzel bir formül bu. Bunu yaşamıştır. Süheyl Ümer hocam söylerdi. Kızım, dinlenmek yan gelip yatmak değildir derdi. Beynin mi yoruldu? O zaman biraz onu dinlendir, vücudunu yor. Yok, vücudun mu çok yorgun? O zaman oturarak çalış, beynin faaliyete geçsin, vücudun dinlensin. Hakikaten zaman çok kısa ve çok kıymetli ve geri alınamayan yegane şey. Onu çok dikkatli harcamalıyız. Çok dikkatli ve hayırlı işler için kullanmalıyız. Yani zaman kıymetlidir diye yazmıştım ben zaten WhatsApp'ıma. Biraz da o Evet. itirazlara sebep oldu. Arkadaşlarım telefon açmaya korkar oldular çünkü zamanı kıymetli diye. Benim zamanım dostlarımla değerleniyor dedim. O kaybedilmiş bir zaman değil o. Ama hakikaten zaman çok kıymetli. Kesinlikle. Onu kazanmaya çalışalım. Buyurun. Kazanalım, bereketlendirelim hatta. Ömrümün Bereketi isminde bir kitabı var eşiniz, Evet, Profesör Doktor Uğur dördüncüsü Derman'ın. matbaada. Bakın bu Çok hadiseler güzel bir isim o. İlk okudum. çok, evet. Evet. Buyurun. İsmi çok anlamlı gelmişti bana. Ömrün Bereketi. Yani bereketli bir ömür sürmek ne kadar önemli. Bu da herhalde zamanı bereketlendirerek mümkün. Tabii yani zamanımızın kıymetini bilerek ve karşılıklı birbirimize destek vererek. Şimdi dördüncüsü çıktı Ömrümün Bereketi kitabının, dördüncüsü matbaada. Bunlar kolay çıkmıyor. O çalışma ortamını temin etmek gerekiyor. Uğur Bey biraz dağınık çalışır ve hiç o çalışırken televizyon açılmaz, bir şey sorulmaz, zihni dağılmasın, huzuru bozulmasın diye. Çok şükür bunlarla hamdolsun o da faal bir dönem geçiriyor. Zaten paylaşarak değer kazanıyor hayat. Tek taraflı mümkün değil. Mümkün değil. Çok güzel. Ben şöyle düşündüm. Programdan hemen önce düşünürken hani nelerden söz edelim derken biriniz yazıyor, diğeriniz onu beziyor. Aslında değil mi? Hat ve Evet. Hat ve tesibin müşterek mesaisiyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Ama Uğur Bey çok kısa bir dönem yazabildi gözlerindeki bir rahatsızlıktan dolayı. Daha çok hattın tarihine eğildi ve neşriyatta bulunmayı tercih etti. Benim de ağır idari görevlerim rahat rahat uzun seneler tesip yapmama maalesef mani oldu. maalesef. Yani tesip çok ilginç bir şey ve çok eski bir gelenekli Türk sanatı. Evet. Biraz tesipten söz etmek ister misiniz? Çok ilginç, altınlamak, altınla yapılması çok kıymetli. Yani yapılan süslemelerin hem el işçiliği çok kıymetli, hem kullanılan malzeme çok kıymetli. Ama verdiğiniz emeği eğer düşünürseniz malzemenin kıymetinden kat kat fazla. Hakikaten göz nuru. Göz nurunuzu akıtıyorsunuz. Ve iğneyle kuyu kazma tabiri vardır. Biz fırçayla o kuyu Evet. kazıyoruz. Bir de tesip kalk otur, kalk otur İnanılmaz yapılmaz. söylendi. Tesipte en
az 1 saat, 1,5 saat kalkmadan çalışmanız gerekir. Şimdi bu şartlarda, günümüzün bu şartlarında o zamanı bulmak çok zor. Eliniz dinlenmiş olacak, siz dinlenmiş olacaksınız, rahat sakin olacaksınız, zihninizde bir problem olmayacak. Bütün benliğinizle kendinize, sanatınıza vereceksiniz. Bu şartları temin etmek kolay olmuyor maalesef. Onun için tesip çok eski bir tarihe sahip, Orta Asya'ya kadar iniyor. Uygur Türkleri ilk uygulayanlar ve hakiki altın kullanmışlar. Çıkan belgelerden bunları buluyoruz. Yani İslamiyet'ten çok evveldir tesibin Türkler tarafından uygulanması. Hat sanatından çok eskidir tarihi olarak. Ama tabii İslamiyet'in kabulüyle yeniden coşmuş, canlanmış, yeni üsluplar ortaya çıkmış. Ama gönül vermek yok mu? Gönül vermek. Ben hakikaten sanatıma gönül verdim. Ve onu bezerken aldığım huzuru hayat boyu devam ettirmek gayesiyle. Şimdi de öğretirken aynı huzuru duyuyorum. Danışmanlık yaptığım öğrencilerime veya ders verirken, anlatırken gençlerin gözlerinde o heyecanı, o öğrenme isteğini görmek benim için en keyif aldığım anlardır. Çok önemli gerçekten hocam. Bir de tabii tesip herhalde İslam'la birlikte coştu. Çünkü bu sefer süsleyeceği şey Allah'ın Tabii. sözleri oldu. Saflar oldu. Tabii. Bütün İslam aleminde tesip sanatı zaten müşterek özellikler taşır. Coğrafi, ufak tefek coğrafya farkları olsa da Türklerin tesip sanatına çok büyük hizmetleri olmuştur. Evet. Neredeyse geliştirenler, anne babalık edip ebeveynlik edenler Türkler diyebiliriz hocam. Öğrendiğim kadarıyla. Evet. Bir kere edeple sanatlarını icra etmişler. Türkler dedi o edebi diğer ülkelerde daha zor görüyoruz. Yani ibadet eder gibi sanatlarını icra etmişler. Bu çok mühim bir şey. Hakikaten ibadet eder gibi. Masasına oturduğu zaman Allah'ın izniyle besmelesini çekerek başlıyor. Ve kendisini bu işe memur edinmenin şükrü ile onu yapıyor. Ben bu yaptığım işten kaç para kazanacağım, bana nasıl bir şöhret temin edecek düşünceleriyle değil, Allah'ım sana hizmet için çalışıyorum. Bunlar o kadar farklı yaklaşımlar ki o zaman Rabbim de tutuyor elimizden. Evet hocam. Sizin üç oğlunuz, üç de torununuz var Evet. maşallah. Evet. Onlar neler yapıyor bu korona günlerinde? Biraz ondan da söz edelim. Nasıl başa çıkıyorlar? Siz gözleyebiliyor musunuz? Görüşebiliyor musunuz? Az evvel pek görüşemedim. Görüşemiyoruz. Çünkü aynı sitede oturmamıza rağmen cam arkasından görüşüyoruz. Bizim yaş sınırımız daha çok yasaklarla dolu olduğu için anca evimiz, balkonumuz ve bahçemizde hürriyetimizi çok sınırladık. Onlarla da uzaktan bayramda dahi cam arkasından bayramlaştık. Yani bunlar bizim hayatımızda ilk defa yaşadığımız şeyler. Fakat torunlarım tabii evlat gibi daha kıymetli. Neden? Çünkü çocuklarımız ve torunlarımız bize Allah'ın emaneti. Onları sadece karınlarını doyurup giydirmekle iş bitmiyor. Ruhlarını doyurmamız gerekiyor. Ben torunlarımla da öyle sohbet eder gibi, masal anlatır gibi ders nasihat etmeyi çok severim. Ama dozunda, fazlası ters tepiyor çünkü. Onları işliyorum. Hakikaten işliyorum. Bir hatalarını gördüğüm zaman başka biriymiş gibi bunun yapılmaması gerektiğini söyleyerek mümkün olduğu kadar onlarla vakit geçirmeye çok gayret ettim. Ama şu dönemde yapamıyoruz onu. Bu da kabullenmemiz gereken, başta da söylediğiniz gibi bir dönem. En kıymetli, en bereketli hale nasıl dönüştürürüz? Hepimiz onun üzerinde düşünmeliyiz, tefekkür etmeliyiz mutlaka. Bir çıkar yol bulunacaktır. Nitekim aşılar filan gündeme geldi şimdi. İnşallah. Mutlaka daha iyi olacaktır. İnşallah hocam. Peki evde nasıl çalışıyorsunuz? Şu anda herhalde tesip yapmak için en uygun zaman değil mi bir taraftan da?
Teslimin hayatınızda belirli bir zamanı var. Elin ve gözün en kuvvetli olduğu dönemde bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi ben öğreticilik yapıyorum. Bizzat teslim yapmıyorum artık. Çünkü gözlerim de, bileğim de, bunlar hepsi emanet. Yani Anladım. ben buradan onu söylemek istiyorum. Sanat bir emanet. Bunun bir müddet için verildiğini baştan bilerek bu kabiliyetimizi hizmet için kullanmalıyız. Bir sabah bakıyorsunuz eski gözünüz yok. Allah Allah, eski bilek yok. Çünkü bu size bir emanet ve ne zaman geri alınacağı da belli değil. Onun için sizde olan hiçbir şey yok. Allah lütfetti size bir müddet için. O zamanı çok iyi değerlendiren kazanıyor. Hizmet için, Evet. öğretmek için, etrafa faydalı olmak için. Yoksa ben diyerek ben ne oldum, ben ne oldum derseniz Rabbim size ne olduğunuzu acı bir şekilde gösterebiliyor. Onun için edeple kabul edip hizmet için kullanmalıyız. Şimdi Evet. yapamıyorum, ben ağır teslim yapamıyorum. Evet. Fatma Hocam, Fatma Çiçek Hocam, sizin çok güleç, çok hayatla barışık bir tarzınız var. Yani 20 40'lı yaşlarda akademik hayata geçiş Evet, tam 40 yaptınız. yaşında. Tam 40 yaşında, yani hayat 40'ında başlar. Hani bir 40'ında yaz yatır 35 yolun yarısı eder filan. O yaşlar hep değişti artık. Şimdi 50'li yaşlara orta yaş denmeye başladı filan. Siz hala maşallah üretiminizi hani öğretim elemanı olarak, yönetici olarak sürdüren birisiniz. Bu çok kıymetli buluyorum ben. Yani ne diyelim, güzel yaşlananlardansınız Bu Allah'ın mezarım. bir lütfu. Hamdolsun. Sağlıklı yaşlanalım. Yaşlanmamak mümkün değil. Değil, evet. Sağlıklı yaşlanalım. Hizmet ederek yaşayalım. Etrafımıza faydalı olalım. Hep buna çalışırım ben. Mesela öğrencilerimin emin olun öğretimden çok eğitime ihtiyacı var. Şimdi gençler o vaziyette. Ben onu hissederim. Gel senden bir çay içelim diye odama alırım. Ve sohbet ederim. Hayatımdan örnekler veririm ki ona nasihatler ederim. Yani böyle rahatladığını, ferahladığını ve da girdiğinden çok daha mesut çıktığını görmek beni çok memnun ediyor. Çünkü gençler yalnız. Anne meşgul, baba meşgul. Eski büyük aileler de yok artık. Anneanneler, babaanneler. Çocuk kendi odasında, kendi bilgisayarıyla. Halbuki onun zamana ve ona verilecek, ayrılacak zamana çok ihtiyacı var. Onun için eğitim çok daha kıymetli oldu günümüzde. Evet hocam, katılıyorum. Bilgi her yerde. Hani tabii içinde bir madencilik yapmak gerekiyor. Hani arama motorlarını açıyorsunuz, sosyal medyayı açıyorsunuz. Her yerde bir konudan bir bilgi kırıntısı ya da bilintiye sahip oluyoruz. Ama davranış kalıpları, güzel, iyi davranmak, değer yargıları, bu konularda büyüklerin aktarımına her zaman herhalde ihtiyaç var. Ya da bilge kişilerin, bilge kitapların Tabii. aktarımına ihtiyaç var. Tabii. Kitap okuyor musunuz hocam? Hani Kitap çok okurum. zaman Kitap. ayırıyor musunuz? Neler okuyorsunuz? Mesela bu dönemde tekrar okuduğum kitaplar oldu. Huzur kitabını okudum. Anlıyorum. Huzur. Tatlı Üçüncü defa. Tanpınar. Evet. Sonra bir Evet, şehir. ben de öyle. Bazı kitaplar vardır. Onları her 5 senede veya 10 senede bir tekrar okuyunca başka gözle okuyorsunuz. Başka düşüncelere sizi sevk ediyor. Çok şükür evimiz en zengin olduğu konu kitaptır. Çünkü iki taraftan gelir bize kitap. Ve bir müddet sonra aradığımız kitabı bulamaz hale gelince bakarız ki iş ciddi. Büyük bir kısmını Türk Petrol Vakfı koleksiyonuna, kütüphanesine gönderiyoruz. Yani mümkün değil çünkü evde o kadar geniş yer ayırmak ama kitabı çok severim. Kitabı alır okşarım, kokusunu hissetmeliyim, sayfasını çevirmeliyim ve bana en büyük arkadaştır. Bilhassa sanat kitapları. Büyük keyif alırım. Hiç kimseye bırakmam onların temizliğini, ben yaparım kütüphanemin temizliğini. Ve kitap en büyük dosttur, buna inanıyorum.
Ben de size katılıyorum. Kütüphaneyi temizlemek en uzun zaman alan iş. Çünkü her birine bakmak istiyorum ben tekrar. Hani yani işte, o bitmek bilmiyor. Şimdi yani onları incelemek. Çünkü her birine sizin söylediğiniz gibi kitap değişmiyor belki ama biz değiştiğimiz için bize söylediği şeyler de değişiyor. Evet, biz Geçen değişiyoruz. de bir söz okumuş. Biz değişiyoruz. Bir söz okumuştum. Önce siz kitapları okursunuz, sonra onlar sizi Ha, çok güzel. Çok güzel. diyordu. Yani gerçekten elinizden tutuyor siz okudukça. Aynı filmi izliyorsunuz. Geçen akşam bir film izledim hocam. Çok naif bir filmdi. Sen hiç Ateş Böceği gördün mü? Filmin Duydum. ismi. Duydum. Duydun Ama musun hocam? seyretmedim. Evet. Yani bir Avatar diye bir film vardı. Bu geçtiğimiz yıllarda sinemada çok meşhur. Hani bu Kızılderililer gibi ince ruhlu insanlarla makinalar ve bu nicel hayatın bir karşılaşmasını adeta anlatıyordu film. Sanki bizim Türk Avatar'ı gibi geldi bana film. Yenisi çekilmiş. En son önceden bir tiyatro oyunuymuş. Fakat Evet. çok şey geldi, çok mesajı olan bir film gibi geldi bana. Yani kelebek kanadıyla hayata direnen bir insanı anlatıyordu sanki film. Evet. Çok ilginç geldi şimdi o çağrışım yaptı bende de. Ne güzel, ne güzel. Ben televizyona pek dost değilim. Çünkü çok göz yoruyor. O akan görüntü gözü çok yoruyor. Mümkün olduğu kadar haberleri de kulaklarımla dinleyip arada bir bakmayı tercih ediyorum. Böyle birkaç saat süren filmlere artık veda ettim. Evet Hem hocam. zaman açısından hem göz sağlığı açısından daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet mutlaka. Ben de bu sosyal medyada akan haberleri pek okuyamıyorum. Yani bir kaptırdığınızda kendinizi bir bakıyorsunuz. Yani saatlerce orada kalmışsınız. Cidden ömür hırsızı. Zaman. Çok güzel. Zaman hırsızı. Evet. Hocam programımızın son 8 dakikası içerisindeyiz. Çok güzel akarak geçti zaman. Ben sizin Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eşinizle açtığınız sergiden haberdar olmuştum. Daha önce de konuşmuştuk sizinle bu konuda. Böyle üniversitelerde bu tür konularda yani tesipat, sergiler olsa levhaların sergilenmesi gerçekten çok güzel. Bir de ben de hep şöyle düşünüyordum. Hani hat yazısıyla sadece işte Kur'an'dan alıntılar yapılır gibi düşünen biriydim. Hiç öyle değilmiş. Rahmetli Necmettin Okyay'ın iki hattı var. Ebru üzerine hattı var. Onlarla yeni ben öğrendim Ebru üzerine hat yapıldığını. Mesela bir tanesinde gel keyfim gel yazıyor. Öbürü de buna geçer yahudur. Bu da geçer yahu. Evet. İstanbul Boğazı'nda işte İtilaf Devletleri'nin, Evet, İttifak evet. Devletleri'nin zırhlılarını görünce bu da geçer yahuyu yazıyor, değil mi rahmetli? Evet. Sonrasında onlar ülkeyi terk edip gidince Türkiye'yi bu sefer de gel keyfim gel Gel keyfim gel yazıyor. diyor. Evet. Bunlar reçete gibi. Eskiden de evlerimizde hep asılıymış. Evet, Yani evet. bu da geçer yahu. Dert etme, üzülme. Bu da geçer. Sen bu kadar gününü zehir etme diyor okuyana. Hayatta o ikisi arasında gidip geliyor, değil mi Evet. hocam? Evet. Bu da geçer yahuyla. Şu korona günlerinde herhalde bu da geçer yahu deme Diyoruz. zamanlarındayız. İnşallah sonuna geldik inşallah. Öyle lüzumsuz şeyler için kendimizi üzüyoruz ki. Seneler sonra dönüp baktığımız zaman ne gereksizmiş, niye bu kadar üzülmüşüm diyoruz. İşte o anda onu hissedip fazla kendimizi üzmesek, yapabileceğimizi yapıp yapamayacağımızı da teslim olup kabul edebilsek. Neden niçin kavgası en çok zarar veren şey insanlara? Bizim küçüklükten beri bu ailede bize verilmiştir. Annem bir şey söylerdi, biz onu yapardık. Neden? Niçin? Yoktu. Söyleniyorsa yapılacak demektir. Bu o kadar içimize yer etmiş ki bir de şikayet. Çok küçük yaştan beri elimizde en yasak olan şeydi şikayet. Kimden kime şikayet kızım? Kimden kime şikayet derdi büyüklerimiz. Sen edebinle kabul et. Bak nelere sahipsin onları düşün, şükret. Şikayetten vazgeç.
Bu küçük yaşta alınırsa çok faydalı oluyor. Hayat boyu insana tesir ediyor. Çok haklısınız. Küçük bir ekleme yapmak isterim. Evet. Orada o zaman içerisinde anne babaya da müthiş bir güven duygusu vardı muhakkak. Tabii. Tabii. Tabii, kanun da onların sözleri. Ben mesela karnemi getiririm, iftar kağıdı getiririm, işte teşekkür belgesi getiririm. Yapman gereken şeyi yapmışsın. Sen vazifen bu kızım derlerdi. Böyle iltifatlar, methetmeler yoktu. Hayır. Sen vazifeni yapmışsın. Aferin. Denir biter. Şimdi öyle değil ama şimdi. Gençler bekliyorlar. Her dönemde hatta bekliyorlar. Çok şey değişti. Ama bizim çocukluğumuzdaki terbiye sistemini ben arıyorum. Tabii zamana uyacağız. Tabii çocuklarımızı zamana göre yetiştireceğiz. Fakat disiplinli bir anne baba bir insanın hayatında çok mühim rol oynuyor. Ve sonradan da hayat boyu onun söylediklerini devamlı hatırlıyorsunuz. Tatbik etmeye çalışıyorsunuz. Böyle el üzerinde otururken görürse beni annem, kızım hiç mi yapacak bir şeyin yok derdi. Şimdi emin olun kendi evimde kazara el üzerinde tek başıma otururken hemen kalkarım. Hiç mi yapacak bir şeyim yok diye. O kadar hal edinmişim artık. Onun için boşa giden zaman beni çok üzer. Faydalı işlerde yani derler ki hatta komşularına yardımcı ol. Hiçbir şey yapamıyorsan bir tebessüm ederek halini sor. Bu bile bir yardımdır, bir hizmettir. Çok şey kaybettik. Bu benim dünyam deyip kapatıyoruz kapılarımızı. Böyle olmaması lazım. Evet, insan insana muhtaç Tabii, muhakkak bir tabii, noktada. tabii. Bu salgın zamanında aslında en çok onu öğrendik gibi geliyor bana. Evet. Birbirimize ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, gülümseyen yüzlerimize, bayram ziyaretlerine, kahve içmelere birlikte. Tabii. İlk defa böyle bir bayram geçirdik biz. Kapımızı çalan olmadı, telefonlarımız susmadı ama bir mahzun olduk. Yani yetişemezdik. Hoş geldiniz der, güle güle uğurlarız, öbür grubu alırız. Ne güzel günlermiş onlar. İnşallah gene yaşayacağız. Ama yaşayamamanın da ne olduğunu Rabbim bilmemizi istedi. Daha çok şükredelim diye herhalde. Sağlığımızın kıymetini bilelim diye herhalde. Muhakkak bunun da bir anlamı vardı. Bir anlam değiştirenlerden olalım diliyorum ben. İnşallah. İnşallah hocam. Programımızın sonuna geldik. Ege Televizyonu'nda Bir Tatlı Huzur'a konuk olduğunuz için Sayın Fatma Çiçek Derman hocam, ben çok mutlu oldum. Çok şeref verdiniz. Estağfurullah. Ben de çok keyifle sizinle konuştum. İnşallah o bir tatlı huzuru almalarının vesile olmuşumdur. Çok teşekkür ediyorum. Mutlaka hocam. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Bir Tatlı Huzur'u bu haftalık da tamamladık. Haftanız huzur, sevgi, sevinç içinde sağlıkla geçsin. Hoşça kalın.